Bu derste MaxScript'te fonksiyonlar nasıl kullanılıyor, nasıl tanımlanıyor, bunlar hakkında bir giriş yapacağız. Ee, ve daha sonraki derste de e, MaxScript'in class, yani sınıfı diyebileceğimiz yapılar, straplara bakacağız. Öncelikle e, fonksiyon nasıl tanımlanıyor, onu bir anlatalım. Bu arada iki çizgi e, MaxScript'te açıklama satırı yazmanızı sağlar, onu da burada belirtelim. Fonksiyon tanımlarken arkadaşlar iki yöntem var. Birincisi function diyerek şu şekilde e, uzun uzun yazabilirsiniz. Function fonksiyonun ismini yazıyoruz. Mesela kutu oluştursun bu fonksiyon. Eğer giriş parametresi varsa giriş parametrelerini yazalım. Mesela ben burada giriş parametresi olarak px, py ve pz değerlerini gireceğim. Daha sonra eşittir işaretini yazıyoruz. Burada e, function kelimesini istersek fn şeklinde de yazabiliriz. Birazdan e, onu da göstereyim. Yani o şekilde de çalıştırabilirsiniz. E, ben buraya uzun uza diye function yazdım. Daha sonra bunu yaptıktan sonra e, parantez açıp kapıyoruz ve parantezin içine bu fonksiyonun yapacağı işlemi gerçekleştiriyoruz. Bu fonksiyon bir kutu oluştursun ve pozisyon değeri de kullanıcının e, bana gönderdiği px, py, pz değerleri olsun. Burada px, py, pz değişken ismi olduğu için istediğim her şeyi yazabilirim. Abuzittin de yazabilirim, Muratza da yazabilirim. Tamamen bana bağlı değişken isimleri. Px, x koordinatını, py, y koordinatını ve pz, z koordinatını oluşturur. Şimdi bu işlemi gerçekleştirdikten sonra normal biliyorsunuz biz Meksikipte <laughs> herhangi bir giriş main fonksiyonu vesaire yok ana alana geliyoruz bir scripting dili sonuçta bu ve fonksiyonu çağırıyoruz fonksiyonumuz kutu olarak çağırıyoruz bu kutu fonksiyonu 3 tane parametre alıyor bu parametreleri yazıyoruz mesela x ekseninde 50 y ekseninde 0 z ekseninde 10 burada px 50 oluyor py ve pz değişkenleri oluyor kod çalışırken kutu fonksiyonlarını, bu değerleri gönderiyor. Bu değerleri de kutu oluşurken pozisyon bilgisine yerleşiyor. Gördüğünüz gibi fonksiyonları kullanarak kendimize has yeni işlemler geliştirebiliriz. Tabii biz burada ilk örnek olduğu için kısa bir satır yazdık. Burada onlarca satır olabilir ve bu fonksiyonu çağırdığımızda o onlarca satır her çağırdığımızda işleyebilir. Bu bize nasıl bir avantaj sağlıyor? Hem kendi Kodumuzu özelleştiriyoruz hem de defalarca yazmaktan kurtuluyoruz. Şimdi Tools Evaluate All dediğimizde e, belirttiğim pozisyonlara yani X50, Y0 ve Z10 e, bölgesine bu kutuyu yerleştirdi. Şu şekilde gördünüz. Şimdi istersem e, ben ne yapabilirim? Z0, X'e e başka bir değer verelim. 10 verelim. Y'ye de 10 verelim veya Y'ye 30 verelim. Tekrar bunu çalıştırdığımda bu sefer ne yaptı? Bakın ikinci bir kutuyu benim istediğim e, noktaya yere e, pozisyona yerleştirmiş oldu. Fonksiyonlarda dedik ki function yazmak yerine e, sadece fn'de de yazabilirsiniz. Şurada olduğu gibi. E, bu fn'yi yazdıktan sonra istediğiniz gibi e, burayı değiştirebilirsiniz. x de 40 olsun. Tools Evaluate All diyelim. Ctrl E kısa bir tuşu unutmayın. Çalıştırdığınızda tabi bu Z'si biraz yüksek olduğu için üstte oluştu. Şu üçüncü kutu ne olmuş oldu? Oluşmuş oldu. Bu şekilde fonksiyonları tanımlıyoruz arkadaşlar. Fonksiyonlar değer de döndürür. Mesela return bir hesaplama yapılacaksa işte Px ile Pz'nin farkını veya Px ile Py'nin farkını e, işleyeceksiniz. Px eksi Py diyerek ne yapabilirsiniz? X ve Y eksenindeki e, farkları hesaplayıp ana alana, e, komutun geldiği alanı değerde döndürebilirsiniz. Bunları ilerleyen örneklerimizde, MaxScript'in ilerleyen derslerinde yine bahsedeceğiz. Ama genel anlamıyla fonksiyonlar bu şekilde tanımlanıyor arkadaşlar.